Hoş bulduk. Evet. Merhaba. Bu akşam Kalem Ajans'ın kurucusu, çok kıymetli Nermin Mollaoğlu ile beraberiz. Kendisini kısaca tanıtmamız gerekirse, Nermin Hanım yayıncılık sektöründeki kariyerine Yapı Kredi Yayınları'nda telif hakları ve dış ilişkiler koordinatörü olarak 2002 yılında başlıyor. 2005 yılında Kalem Ajansı kuruyor. Ekibiyle birlikte çocuk edebiyatından kurgu dışı kitaplara pek çok alanda kitabın temsilciliğini yapılıyor. Özellikle yurt dışı pazarında yayın haklarını temsil etmek gibi. Kalem Ajansı aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası ilk edebiyat festivali olan İTEF'in organizasyonunu yapıyor. Connecticut Üniversitesi'nden eğitim materyal geliştirme alanında yüksek lisansı olan Mollaoğlu, Bilgi Üniversitesi'nde ikinci bir yüksek lisans daha yapıyor. Kendisini edebiyat ajanı olarak tanıtıyor. Şimdilerde hayata kazandırdığı kalem evle ilgileniyor. Bizi kırmayıp bu akşamki davetimizi kabul ettiği için ayrıca teşekkür ederiz tekrar. Cumartesi buluşmalarında bizler alanında ufuk açan isimleri davet ederek bir de çocuk edebiyatına üzerine düşünmeye çağırıyoruz. Bu akşam size de daha çok alanınızdan bir şeyler soracağız. Öncelikle şöyle soralım. Kalem Ajans nedir? Nasıl kuruldu? Edebiyat ajanı tanımlamasını biraz açabilir misiniz dinleyicilerimiz için? Herkese merhaba. Bu akşam bu güzel cumartesi, soğuk kışa merhaba dediğimiz akşamlardan birisinden bizimle birlikte olmayı tercih ettiğiniz için, çocuk kitabını bu kadar özen gösterdiğiniz için çok teşekkür ederek başlıyorum. Çocuk kitapları benim için yeni bir alan, ama Kalem Ajansı'nın hikayesini anlatarak buraya gelelim isterseniz. Kalem Ajansı, sizin de söylediğiniz gibi daha önce Yapı Kredi Yayınları'nda çalıştıktan sonra kurdum. O dönemler o dönemlerde başka edebiyat ajansları da vardı Türkiye'de. Ama bu ajansların çoğu, üç büyük ajans diyelim bunlara, yurt dışından Türkiye'ye kitaplar getirmekle yoğunlaşmış durumdalardı. Farklı dillerden kitapları, çocuk kitapları, kurgu dışı kitapları, romanları Türkçe'ye kazandırıyorlardı. Kazanmasına aracı oluyorlardı. Bu da benim yapmak istediğim bir şeydi. Ama beni heyecanlandıran, Türkçeden diğer dillere kitaplar satalım aynı zamanda istemiştik. Çok güzel bir zamana denk geldi sanırım. Çok da şanslı bir ajans oldu. Hemen sonrasında Türkiye'nin birçok kitap fuarında, uluslararası kitap fuarında onur konuğu olması bize çok faydalı oldu. Türkiye'nin sesi daha fazla yurt dışında duyulmaya başlandı. Ve ajansın çalışmaları da çok hızlandı. Biz şu anda Kalem Ajans'ta birkaç farklı iş yapıyoruz. Birincisi, Türk yazarların kitaplarını Türkiye'de ve yurt dışına temsil ediyoruz. Yurt dışından yayın evlerin temsilciliğini yapıyoruz. Farklı dillerden Türkçe kitaplar satıyoruz. Aynı zamanda çevirmenlerin de ajanslığını yapıyoruz. Birçok farklı dilden çevirmenlerin telif haklarını temsil ediyoruz. Aynı yazarların nasıl bir ajansa ihtiyaçları varsa çevirmenlerin olduğunu da düşünüyoruz. Ve sizin de belirttiğiniz gibi İTEF'i organize ediyoruz. İTEF, İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali, 2009 yılında başladı. Uzun zamandan beri Türkiye'deki yazar, aslında gizli bir planı var İTEF'in. Türkiye'deki yazarları yine yurt dışına tanıtmak. Bunu da yurt dışından ülkemize gelen yazarlarla, profesyonellerle, yayıncılık profesyonelleriyle birlikte kotarmak için yaptığımız bir festival. Yapmaktan da çok gurur duyuyoruz. Peki o zaman şey de soralım. Edebiyat ajanı olarak kendinizi tanıtıyorsunuz. Biraz dinleyicilerimiz için bu tanımlamayı açabilir misiniz? Elbette. 2002 yılının sonunda, 2003'te Yapı Kredi Yayınları'na başladığın zaman Türkiye'deki yayıncılık sektöründe hiçbir yayın evinde işi sadece telif haklarına bakmak olan hiç kimse çalışmıyordu. Bu şu demek: telif hakları elbette yapılıyordu, sözleşmeler yapılıyordu, çeviriler yapılıyordu, çevirmenlerle, yazarlarla sözleşmeler yapıyordu. Ama bunu yayın evinde İngilizce bilen birisi, yayın evinin sahibi, yayın evin sahibinin karısı, kocası, kızı, komşusu, akrabası, bir şekilde İngilizce ile ya da yabancı bir dille bağlantısı olan birisi yapıyordu. Sektörde sadece bunun için iş tanımını bunu yapacağı, bir maaş vereceği eleman
düşünülmemişti. Bunun için bir bütçe yaratılmamıştı. Bu Yapı Kredi'nin öngörüsüydü beni bu konuda işe almaları. Ben editörlük yapmadım, çeviri yapmadım. Sadece işim telif hakları koordinatörlüğüydü. Ve tüm bu şu anda ajansta yaptığımız her işi Yapı Kredi Yayınları adına yapıyordum. 3 yıl çalıştıktan sonrasında ayrıldım. Bu mesleğin tanımına kendime edebiyat ajanı dememin ilk hikayesi de o günlere gider. Kitap fuarına katılacaktık. Frankfurt Kitap Fuarı'nda bir kartvizit çıkartmam gerekiyordu. O dönem genel müdür yardımcımı Serhat Baysal'ın yanına gittim ve kartvizitime ne yazacağımı sordum. Ne istersen onu yaz dedi bana. Çünkü böyle bir tanımlama olmamıştı. Daha öncesinde bir örneği yoktu. Ben de yurt dışındaki örneklerini incelediğim zaman telif hakları koordinatörü olarak yazmıştım. Hala böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yayın evlerinde bir telif hakları koordinasyonu yapıyor çünkü o birimde çalışan meslektaşlarımız. Ayrıldıktan sonra da epey bir süre bocaladım. Çünkü hatta şöyleydi, yaptığımız işin bir satış aslında, bir satış sözleşmesi imzalıyoruz. Bunun için bir para kazanılmasına aracılık ediyoruz. Ve kendimi daha çok telif hakları satarak değil de işte sözleşmesini hazırladık. Yakında çevrilecek, bunun için girişimlerde bulunduk gibi böyle uzun uzun cümlelerle anlatıyordum. Halbuki satış bu. Artık daha rahatım. Bu kadar deneyimden sonrasında sanırım. Bu kadar satıştan sonrasında değilim. Ve şu anda kendimi edebiyat ajanı diyorum. Bu ajan denilince hemen böyle bir insanlar neden bu tanımı kullandığımla ilgili tereddüt edenler hala var. Ha, menajer mi? Evet, ama farklı bir kelime türünü. Ha, müzisyenler gibi mi? Evet, ama müzisyenlere menajer deniyor. İşte edebiyatla ilgilenen, kitapla ilgilenenlere de edebiyat ajanı deniyor. Evet, edebiyat türü dışında, yani kurgu dışı kitaplarla da ilgileniyoruz ama bu mesleğin tanımı bu, edebiyat ajanı olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle. O yüzden altını çize çize söylüyorum. Bugün mesela iki şahane kadınla tanıştım. Onlara da anlattım mesleğimin ne olduğunu. Ve bana çok ilginçmiş dediler. Ajanssın yani. Evet, ajanım. Kitaplarla ilgilenen, hatta çift taraflı çalışan sarı saçlı bir ajanım. Peki o zaman edebiyat ajanı olarak sizin çocuk edebiyatı okurluğunuz eskiden nasıldı, şimdi nasıl? Türkçe çocuk edebiyatının yurt içi ve yurt dışındaki seyrini nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi aslında sizlerin de çok iyi bildiği gibi Türkiye'de çocuk kitaplarının çevirisi, oluşumu, bu konuyla ilgili çalışmalar neredeyse 150 yıllık bir geçmişi var. İşte Tazminat döneminden bahsettiğiniz, Cumhuriyet dönemi öncesinde dediğiniz kitaplar daha çok Batı'yı tanıma, Batı'yı özenme demeyeceğim ben orada. Batı'yı tanıma, Batı'da neler var, neler yok, biz de kendi ülkemize getirelim diye çalışmalar çeviri üzerinden yoğunlaşarak daha sonra Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte Türkiye'de işte o yaralar sarılıp böyle bir 40'lara 50'lere gelindiğinde Hasan Ali Yücel ve onun üzerinden gelişen çeviri furyası demeyeyim bir dakika, bir Patlaması. çalışmalarında çocuk kitapları da girdi. Ve hepimizin bence birçok çocuğun hele benim yaşımda yani 40 yaşın sonrasındaki çocukluğunu geçiren herkesin okuduğu ilk masallar işte 80 günde Devrarem'den Robinson Crusoe'ya kadar belli başlı hala da çok satan her yayın evinin ne amaçlı olursa olsun bazıları sadece telifsiz olduğu için basıyorlar ya da çok sattığı için satışı garanti olduğu için bastıkları kitaplarla ilerleyen bir sektör. Ben de onlardan birisiydim. Çocuklar için özel üretilmiş, özel yazılmış, özel resimlenmiş kitaplar hayatımda yoktu. Hatta ben orta birdeyken Halide Edip okuduğumu hatırlıyorum. Halide Edip'in kitabını aldığımı. Çok yanlış. Kesinlikle yanlış. Bence şu anda bu akşam bizimle birlikte olanların hepsi bunun yanlış olduğunu değerlendireceklerdir. Ama yoktu. Ulaşabileceğim de yoktu. Yanımda bana yol gösterecek bilinçli bir anne babam ya da akrabam ya da komşum da yoktu. Hatta öğretmenliğim de yoktu. Yani bu konuda çocuk kitapları ile ilgili okulda belki de okuduğum okulun özelliğinden dolayı böyle bir bilinçli çocuk kitapları ile ilgili bilinçli bir öğretmen kadrosu da yoktu okuduğum okullarda.
O yüzden ben çocuk kitabı okumayı daha yeni öğrenmeye başladım. Daha öncesinde de hiç bilmiyorum, görüyordum çünkü bir şeyler parlıyor, başka bir şey var orada. Ama ben bunun dışındayım, benim böyle bir deneyimim yok, okuma serüvenim yok diye uzakta duruyordum. Ve çok direndim bunun için, yapmama konusunda, okumama konusunda. Şöyle direndim. İTÜ'den bahsettik, İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali. 2010'dan itibaren, yani festival başladıktan bir yıl sonrasında Mehmet Demirtaş kocam festivali organize ediyordu ve biz edebiyat festivali olarak geleceğin okurlarını yetiştirmekle sorumluyuz. Bu bizim sorumluluğumuz, festivalin ana sorumluluklarından birisi diye mutlaka festivalde çocuk etkinliklerini koyuyordu. Birçok çocuk etkinliği yaptık. Ben hiçbirine gitmedim. Bunu övemiyorum, bilmiyordum ve kendimi çok kötü hissediyordum bununla ilgili. Şimdi kulakları çınlasın, Tülin Kozikoğlu beni her bulduğunda, Nermin Hanım mutlaka yapmanız gerekiyor, sizin mutlaka çocuk kitaplarını temsil etmeniz gerekiyor diye artık kaçar olmuştum. Gerçekten böyle kokteyllerde falan karşılaştığımızda Tülin Kozikoğlu'nu göreceğim diye böyle kaçıyordum. Beni görmediği zamanlarda ekiple şey yapıyordum, konuşuyordu. Nermin Hanım mutlaka çocuk kitabınla ilgilenmesi gerekiyordu. Çok haklıydı. Ben bunu biraz geç farkına vardım. Sonra ne oldu? Evet, daha fazla benim çocuk kitaplarına aynı Türkiye gibi tanışıklığım çeviri kitaplar aracılığıyla başladı. Önce Kalem Ajans'ta çok iyi ajanlarımız var ve onlar yurt dışından Türkiye'ye kitap getirdikçe o kitapları ben okudum. Okumak gerekiyor. Böyle bir çocuk kitabı beyninizi, kalbinizi gelse bile onunla ilgili deneyim sahibi olmanız gerekiyor. Mümkün olduğunca gözünüzü, beyninizi bu kitaplara alıştırmanız gerekiyor. Ben de bolca okudum. Sonra 2-3 yıl öncesinde Burcu Ünsal ekibimize katıldı. Onunla birlikte de Türkiye'deki çocuk kitaplarını öğrenmeye başladım. Ve bu çok tatlı bir şekilde yaptı bunu Burcu bana. İşte Nermin, bu kitapları okumanız gerekiyor, bunlar çok güzel dedi. Ben okuduklarımı, beğendiklerimi ona söyledim. Onun benimle bazen farklı görüşleri ya da farklı bir açıdan baktığı kitaplar oldu. Böylece kendimi çocuk kitapları konusunda eğittim. Ama hala bu konuda çok fazla konuşabilecek durumda değilim. O yüzden sizin davetinizi de kabul ederken çok tereddüt ettim. Teşekkür ederim. Daha çok edebiyat ajanlığı ile ilgili konuşacağız Mermin Hanım deyip beni kandırdığınız için. Böyle böyle daha fazla. Bugün mesela oturdum, biraz daha okudum. Ne konuşabilirim bununla ilgili diye. Bu bir zamanımızı vermek, onunla ilgili daha fazla düşünmek gerekiyor çocuk kitaplarında. Bu arada Burcu Hanım'a da buradan selam edelim. Kendisini koku dosyasında ağırlamıştık. Evet. Bu sefer Nermin Hanım'a soru soracağız. Peki Burcu Hanım'dan ve yurt içi yurt dışı teliflerden bahsetmişken, Kalem Ajans'ın portföyünde çocuk edebiyatı nerede duruyor, ne kadarını kapsıyor? Şimdi biz bilmiyoruz, yapmıyoruz dedik ama aslında ta yani başından beri Feridun Oral'ı temsil ediyoruz. Melike Günyüz'ün kitaplarını birçok dile çevirdi. Melike Günyüz'ün Gakkutlar diye bir serisi vardı. Yani 15'e yakın dile çevrilmişti. Almancadan, Arapçadan, Çince'den, Bulgarca'ya kadar. Evet, yani bunu ajanslığını yapmıştık. Ve çok da güzel ilerlemişti. Feridun Bey 30'a yakın dile çevirmiştir kitapları. Ve tekrar baskısı yapan kitaplarımızın yazarı çizeri Feridun Oral. Bu çok önemli bir konu. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Bir kitabın sadece çevriliyor olması ve o ülkede yayımlanıyor olması yetmiyor bizim için. Yetmemesi gerekiyor hiç kimseye. O kitabın tekrar baskısının yapması, o kitabı alan yayın evinin başka çocuk kitaplarını ya da işte bu yetişkin kitaplar içinde yetişkin kitaplarına devam etmesi gerekiyor. Yoksa sadece bir kitapla bahar gelmez diye düşünüyorum. Feridun Bey'i tekrar baskısı yapan kitapların yazarı çizeri. Şimdi çocuk kitaplarında çok iki kataloğumuz var. Bir kataloğumuz demeyeyim. Çünkü Burcu Günsal hem çizgi yani illüstre edilmiş
kitapların kataloglarını hazırladı genç çocuklar için ve gençler için kitapların kataloglarını hazırladı. Epey bir yazarımız var, çizerimiz var, çizer temsil ediyoruz Kalem Ajans'ta. 100'e yakın ismin temsilciliğini yapıyoruz. Geniş bir portföy bu aslında, çok yoğun çalışmak gerekiyor. Ve yeni yazarlar, çizerler de bulmaya çalışıyoruz. Çok özgün olan. Bu şu noktada değiliz. Yani Türk geleneklerini, göreneklerini tanıtmak için değil. Biz uluslararası yayıncılığın ilerlediği yolu takip edip biz bu yolda neler verebiliriz, biz bu durakları nelerle doldurabiliriz diye bakıyoruz. Elbette ki bu kitapların da altında Türkçeden çeviridir yazıyor. Bununla gurur duyuyoruz aslında. Türkiye'yi bir şekilde tanıtıyoruz ama sadece Türkiye'yi tanıtmak için yola çıkmıyoruz. Biz iyi kitabın peşinden gidiyoruz çocuk kitaplarında. Son 2 yılda da epey kitap çevrildi. Çocuk kitabı tabii diğer romanlara göre daha nispeten daha kolay. Nasıl diyeyim? Kolay. Sözleşme imzaladıktan çok daha kısa bir süre sonrasında kitabın basılmış halini görebiliyorsunuz. Romanda biraz daha uzun çünkü çeviri süreci çok daha zaman aldığından dolayı, çok fiziksel bir kuraldan dolayı. Ama bazen mesela Almanca'ya, İngilizce'ye, Fransızca'ya sattığınız çocuk kitaplarının sözleşmesini imzalıyorsunuz. Sadece belki bir A4 sayfası metin var kitapta ama 2,5-3 yıl sonrasına baskı tarihi verebiliyorlar. Çünkü programların dolmasından dolayı, hele şu anda salgından dolayı bütün yayın programları böyle bir fırtına geçti üzerinden. O yüzden ne olacağını çok sıkı takip edeceğimiz. Elbette bir ajan olarak en kısa zamanda çıkmasını istiyoruz ki başka kitabı daha fazla satabilelim. Ama bazen biz istediğimiz olmuyor tabii. Portföyümüz dediğim gibi yani evet temsil ettiğimiz çok yazarımız ve çizerimiz var. Yeni kitapları da kesinlikle inceliyoruz. Okuyoruz biz sürekli olarak bu bir edebiyat ajanının bir kası yani böyle bir kasımız var. Biz keşfetmek kası. Bu işte onun hakkında çıkan yazıları temsil etmediğimiz kitaplardan bahsettim ya da yeni çıkan kitapların. Yazarın biyografisine çalışıyoruz, ismine çalışıyoruz, sosyal medyasına çalışıyoruz ve onu bir kafamızda hep bir kutucuklar açıp oraya yerleştiriyoruz. Bu çok uzun süre alan yani bunu yapabilmek yani bu kasın gelişmesi ben genelde 4 yıl diyorum. 4 yıldan sonrasında bütün bu kaslar gelişip bir ajan gibi davranabiliyoruz. Ama bundan sonrasında da algılarımız sürekli olarak yeni kitaba açık oluyor. Genel olarak çok temsil etmek için uğraşmıyoruz. Yani biz temsil etmek için bir yazar, çizer peşinde değiliz aslında. Keşfetmek için peşindeyiz. Bunun arasındaki fark şu, bazen satamayacağımızı düşündüğümüz kitapları da bulmamız ve keşfetmemiz gerekiyor. Belki ileride daha sonrasında onunla ilgili çalışabiliriz diye. Ya da ne olup bittiğini, trendlerin nereye doğru gittiğini, hangi konuların daha fazla işlendiğini biliyor olmamız gerekiyor. Bazen farklı ülkelerle ilgili raporlar hazırlıyoruz. Mesela Burcu geçenlerde Kore için Türkiye yayıncılık pazarı ile ilgili uzunca bir rapor hazırladı. Bu bütün Kore'deki yayın evlerine gitti. Böylece Kore çok uzak bir coğrafya olmasına rağmen bizimle ilgili yayıncılık sektörümüzle ilgili epey bilgilenmiş oldular. Bu neye yarıyor? Şöyle bir örnek vereyim. 2007 yılında Japonya kitap fuarına gittiğim zaman oradaki editör ki çok da iyi bir yayınevin editörü hep örneği veriyorum artık sıkıcı oldu galiba ama Japonya'daki Kodansha'nın editörü bana Türkiye'de hangi dili konuştuğumu sormuştu. Çok sinirlenmiştim. Çok çömez bir ajandım o zamanlar. Ama şu anda Olgun Nermin, Olgun Edebiyat Ajanı, deneyimli Edebiyat Ajanı buna kızmıyor. Sinirlenmiyorum buna. Aksine bununla ilgili kendimi hep sorumlu hissediyorum. Acaba daha fazla ne yapabilirim? Ve böyle bir soru
gelmemesi için ülkemle ilgili ülkemden kastım burada çok milliyetçilik olarak algılanmasın. Kendi yayıncılık pazarımla ilgili ben ne yapabilirim ve yurt dışında Türkiye'yi nasıl tanıtabilirim diye hep kendimi sorumlu hissediyorum ve bununla ilgili de çalışıyorum. Tüm ekip çalışıyoruz aslında. Çünkü bizi tanımayan nasıl kitaplar temsil ettiğimizi, ürettiğimizi, yani bu ülkede çıkan kitapları bilmeyen yayıncıları bilgilendirme, bilinçlendirme, heveslendirme işi bizim işimiz. Bunu yapmalıyız. Tam da bu üretim tüketim ana gelmişken biraz daha ayrıntılı sorular soralım. Mesela bir metnin yayın haklarını ve temsilciliğini almak, onun yurt dışı sözleşmelerini gerçekleştirmek nasıl bir süreç? Yani mesela ajansa bir yazarın ya da yayın evinin başvuru süreci ya da sizin keşifleriniz odağında aslında iki taraflı Evet. olarak. Nasıl oluyor? Aslında iki çok basit iki türlü oluyor. Bir gerçekten işte Ayşe Kırmızı Bardak bize kitabı çıkmış oluyor ya da çıkmadan gönderiyor. Bu kitabımı temsil eder misiniz diyor. Bakıyoruz. Beğenmediysek hayır beğenmediğimizi söylüyoruz. Ya da o dönemde temsil alamayacağımızı söylüyoruz. Bu yoğunluğumuzla da alakalı ya da o türden başka kitaplarımız vardır ve satamayacağımızı düşünüyoruzdur. Yani daha doğrusu Ayşe Hanım'ı mutlu edemeyeceğimizi düşünüyorsak ona hayır cevabı veriyoruz. Çünkü yapamayacağımız şey için söz vermek en büyük hatamız olur. Sonra eğer beğendiysek de onunla bir temsil sözleşmesi imzalıyoruz. İşte gelecek olan telif gelirinin ne kadar komisyon alacağımızı belirliyoruz karşılıklı olarak. Sonra eğer hazır bir dosya ise onu yayıncılara sunuyoruz. Hangi yayıncıya sunacağımızı karşılıklı karar veriyoruz. Yazarın ya da çizerin de istekleri burada rol oynuyor. Ben şu yayın evini istiyorum, bu yayın evini istiyorum. Biz ona eğer bilmiyorsa şu yayın evi şöyle kitaplara daha uygun olabilir diye fikir veriyoruz. Ya da o işte bizi karşılıklı bu birlikte ilerleyen bir süreç. Çünkü hakikaten el ele yürünen bir yol bu. Sonra da Türkiye yayın evinden çıktığını düşünelim. Türkiye'deki yayın evinden çıktığını düşünelim. Bu bazen çok uzun zaman sürebiliyor. Burada editörlerin inanılmaz büyük bir rolü var. Biz bir edebiyat ajanı olarak evet bu kitabı bir süzgeçten geçiriyoruz aslında. Ve süzgecin işte deliği her edebiyat ajanının ilgisiyle, bilgisiyle, deneyimiyle oluşan bir delik bu süzgeç. Sonra o yayın evine gittikten sonra kitap editörün elinden çıkıyor. Burada Türkiye'de 10 yıl öncesinde, 15 yıl öncesinde çok az sayıda olan çocuk kitabı editörlerin sayısının çok arttığını görüyorum. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Onları alkışlamakla geçiyor diyeyim hani her kitap geldiğinde. Çünkü editör aslında yani bizden sonrasında bizim o elekten sonra bizim temsil ettiğimiz kitaplar için tabii söylüyorum. Bizim temsil etmediğimiz bir milyonlarca kitaplar var. Editörün çizerle metni birleştirmesinden tutun o tarzlarına kadar hangi kağıdı kullanacağına, görselleri nasıl sayfanın üzerine şekillendireceğini, ne yoğunlukta metin kullanacağından tutun yılın hangi ayında kitabı çıkartacağına kadar büyük bir karar verme süreci var. Editörün rolü gerçekten çok büyük. İyi bir editöre düşmüş olan bir yazar, iyi bir evlilik yapmış yazar gibidir diyorum. İyi bir evlilik yapmış insan gibidir diyorum. Editörler bu kadar değerli. Hatta bazen yayın evinden daha bile değerli. Yani yayın evi logosundan bile daha değerlidir hangi editörle çalışacağınız. Kitap çıkıyor. Çıktıktan sonrasında da biz bunu yurt dışına gönderdiğimiz, yurt dışındaki yayın evleriyle paylaştığımız kataloğumuza ekliyoruz. Katalogta mümkün olduğunca yayıncılara gönderip onların o kitaba dikkat çekmesini, yani dikkatini çekmeye çalışıyoruz o kitaba. Bazen bizim çok sevdiğimiz,
bunu çok cici görseli varmış, işte hikayesi de çok güzelmiş, keşke bunu alsalar dediğimiz, hiç de başarı olamadığımız kitaplar oluyor. Bazen de kitabın kaderi vardır. Yani iyi bir iyi bir evlilik yapsanız bile bazen de kader sizi mutlu etmez. Ama bazen de çok hızlı ilerleyebilir. İlk kitaptır. Ama konu, görsel vesaire her şey çok denk gelir. Bir anda yurt dışında satışlar oluşu gelmeye başlar ve hikaye mutlu ilerler. Peki alışverişi hep buradan oraya gibi tanımlayıp düşünüyoruz. Size Ama hazır değil aslında, evet doğru. kalabalık böyle Burada de. daha çok Burcu Ünsal'a işini anlattık Kalem Ajans'ta. Bir de Nazlı Can Kabataş var. Çok uzun zamandan beri kalemde çalışıyor. Nazlı Can yurt dışındaki kitapların Türkiye temsilciliğini yapıyor. Yani çocuk ve gençlik kitapların Türkiye temsilciliğini yapıyor. Yakınlarda çeviriler de yapmaya başladı. Çok mutluyum. Gençlik kitapları çeviriyor, çocuk kitapları çeviriyor. Şöyle Nazlıcan'ın yaptığı işte yine eleği tam tersini kullanıyoruz. Yurt dışından temsil ettiğimiz bu sefer birebir yazar değil. Çünkü yurt dışından biz genellikle birebir yazarla çalışmıyoruz. Sözleşmelerimiz yayın evi ya da ajans üzerinden oluyor. Yani biz Fransa'daki bir çizeri ya da bir yazarı temsil etmiyoruz. Çok istisnai durumlar olabilir ama genelde değil. Yayın evi mesela işte Hachette temsil ediyoruz diyelim. Ya da Gallimard çocuğu temsil ediyoruz Fransa'dan. O yayın evinin kataloglarını Nazlıcan, yani işi bu, yani tarıyor. Sürekli olarak o katalogları tarıyor. Ve o kataloglardan Türkiye'ye satabileceği kitapları seçip onları uygun yayın eviyle eşleştirmeye çalışıyor. Bu nasıl, mesela işte Nazcan'ın günlük işlerinden birisi bu. Bir yayın evine işte sizin için bunları seçtim diyor. Şimdi bunları nasıl seçiyor? Bir kere edebiyat ajanı demiştim ya, hani 4 yıl sonrasında bütün kasları gelişir, bir edebiyat ajanı olarak hareket edebilir. Kalbi, beyni, parmakları, iğne yazan parmakları. Türkiye'deki yayın evinin kataloglarını da çok iyi bilmesi gerekir bu eşleştirme için. Çünkü İtaki çocuk için bir kitap öneriyorsa, İtaki'nin daha öncesinde bastığı kitapları biliyor olması bekleniyor. Yoksa hiçbir şekilde örtüşmeyen bir kitap önerdiğinde İtaki çocuğun editörü diyecek ki, hayır Nazcan, biz böyle kitaplar basmıyoruz. Mümkün olduğunca böyle nasıl diyeyim, işte eşleştirmeleri uygun yapabiliyor olması gerekiyor ki satışlar olsun, para kazanalım. Bunun ötesinde tabii o editörler bizim iş yaptığımız arkadaşlarımız aynı zamanda. Onlarla birlikte bu süreci yönetiyoruz. Peki şimdi edebiyat düzleminde bir de kanonu ve seçkileri belirleyen bir beğeni var. Var. Bir de piyasa beklentisi var. Sizin estetik beğeninizle piyasa beklentisi bu seçimleri nasıl etkiliyor? Aynı aslında yayıncılar gibi. Yani bir bazı yayıncıların çok belirgin tarzları oluyor kitaplarında. Yani burada isim vermek istemiyorum yayıncılarla ilgili. İşte bir X yayın evinden kitaplara baktığınız zaman, işte incelediğiniz internette belirli bir yine onların da farklı bir, hadi yine aynı örneği vereyim, farklı bir elektrik kullanıyorlar, süzgeç kullanıyorlar ve o süzgeçten geçen, o renkte olan, o beğeniden olan kitaplar oluyor. Bizim de seçtiklerimiz, biz biraz daha genişiz çünkü bizim kendi tercihlerimiz çoğu zaman işe yaramıyor. Şöyle işe yaramıyor değil, yanlış söyledim. Çok pardon, düzeltiyorum. Her zaman sadece bizim sevdiklerimizi satamayabiliyoruz. Az önceki örneği verdiğim gibi, yani Türkçeden diğer dillere de böyle çok sevdiğimiz kitapları bir anda farklı dillere satamayabiliyoruz. Çok uzun yıllar uğraşabiliyoruz bununla ilgili. Aynısı çeviri kitaplarında da öyle. Ama şu, yani bir edebiyat ajanı aynı zamanda tabii gazete okuyan, sosyal medya takip eden, dünya coğrafyasında ne olup bittiğini az çok bilen, yani gözleri, kulakları, beyni, kalbi dünyaya açık olan insanlar olması gerekiyor. Ve şu anda mesela çok basit, yani şu anda dünyadaki çevreyle ilgili
en fazla, en yoğun olduğumuz, bununla ilgili düşündüğümüz işte tarım sorunları, tarım üretimiyle ilgili sorunlar, su sorunu, su politikaları, bunlarla ilgili kitapların çok daha fazla olmasını istiyoruz. Ama mesela ben geçen hafta Sofya Kitap Fuarı'ndaydım ve çok sevdiğimiz işte geri dönüşümle ilgili bir kitabı, yağ atıklarının geri dönüşümüyle ilgili bir kitabı anlattı. Aa, imkansız dedi. Bizde de hiç öyle konular yok dedi editör. Evet, Bulgaristan'da henüz geri dönüşüm ya da işte bu yağların doğaya bırakılmaması ile ilgili, yani ilgili bilinç henüz oluşmamış ya da o editörün beyninde henüz oluşmamış, ki çok da büyük bir yayın eviydi bu arada. O yayın evinin kataloğunda henüz bunlar girmemiş. Girecektir. Yani ben şeyi hatırlıyorum. 2011 ya da 12 yılında İTÜ'de işte daha öncesinde şehir ve bir şey yapıyorduk. Temalarımız öyleydi. Sonra değiştirdik bunu son 4-5 yılda. Karin sağ olsun çok da güzel konular buluyor. İTÜ'nün ana temalarını buluyor. İlk insan şehir ve insanla, şehir ve zaman, şehir ve oyun gibi devam etti. Ben o zamanlar yeşil yapalım demiştim. evet, yeşil rengin hem yani o zaman paranın rengi yeşil falan. Hayır, yani çevreyi anlatmak için. Çünkü çevre denildiği zaman çok fazla ilgi çekici değildi. Bu 2011-2012 yılından bahsediyorum. O kadar itiraz geldi ki ekipten. Neden geldi? Aslında onlar da çok istiyorlardı. Ama bir gerçeklik söz konusuydu. Çevre bilinciyle ilgili ne çocuk kitabı ne de şey bulabildik. Yeterince yani, kitap bulamadık. Çevrilmiş olan ya da Türkçe yazılmış olan kitap 2011-2012 yılında bulamadık. Ve bu kitaplar sadece, ben yani 5 yıldan daha uzun bir geçmiş yok Türkiye'de. Belki istesin, yani birkaç kitap çıkmıştır. Şimdi hepsine hayır demeyeyim ama bu bilincin oluşması sadece 5 yıllık bir geçmişi var. Evet, salgınla birlikte bu şu anda inanılmaz arttı. Herkes bu konuda bir şeyler üretiyor. Sadece edebiyat alanında değil, yazın alanında değil, müzikte de öyle, tiyatroda da öyle, sinemada da öyle ve bu önümüzdeki 10 yılın ana teması olacak gibi. Ama bazen de şöyle konular olabiliyor. Hiç böyle dünyanın yuvarlaklığıyla alakalı olmayan erkekler için daha çok belirlenmiş, yani basma kalıp işte erkekler futbol oynar. Bunun tersini söyleyen kitaplar bir dönem çok satılıyordu ve isteniyordu. Bu da yine 2013-2014 yıllarında çok iyi hatırlıyorum. Kızların futbol oynadığı kitaplar sattığımızı ve bununla ilerlediğini. Öyle. Evet, böyle trendler oluyor. Ne bileyim, bir dönem canavarlar oluyor. İşte canavarlarla ilgili. Canavarlar hep satar ama bazen böyle farklı bir yoğunlaşma oluyor onun üzerinde. Ya da bazen bir kitap dünyada çok çok satıyor. Bir özel bir kitap oluyor. Bu, şunu söyleyebilirim. Neydi bu kitabın ismi? İtalyan kitap. Hep kitaptan çıktı. Şeyler, kadınlar. Neydi? Çok unuttum şimdi. Her neyse, açmış olsak böyle mavi, hani asi kızlar. Asi kızların Asistan. kurdurduğu masallar kitabı. Tamam. Ela. Oh. Ve o işte Türkiye'de 100 bin, 200 bin, 300 bin satmıştır. Şu an son rakamını bilmiyorum ama dünyada da çok çok satan ve her ülkeye çevrilen ve bunun hemen artçıları gelmeye başladı. Bununla ilgili Evet. kitaplar oldu. Ajan bunu görüyor olması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmış ve işte Asi Kızlar X yayın evinden çıktıysa Asi olanlar işte B yayın evine verilmesiyle ilgili çalışması gerekiyor. Bu aslında sektörün sürekli beklentisinde olan bir durum. Biz onlara daha işlerini kolaylaştıracak olan insanlarız. Peki sizce bir metni estetik kılan nedir? Bir Çocuk metne estetik olan. bir de durur. Bu çok zor bir konu değil mi? Estetik kılan. Ben birazcık kolaycı bir yolu seçeceğim buna cevap vermek için. Öğretmek için yola çıkmayan kitap estetik bir kitaptır. Yani elbette öğretebilir. Elbette biz bütün kitaplarla kendimizi oluşturuyoruz. Yani o kitaplar olmadan ya da
daha az insanla yaşanılan yüzyıllar öncesindeki durumdan biz artık deneyimi birebir kazanmamız gerekmiyor. Deneyimleri okuyarak, izleyerek, sanat üretimiyle kendi içimize katıyoruz bu deneyimi. Bu da bizi şu an çağın insanı yapabiliyor. Çağın insanı sadece öğretmek için bir şey veriyorsa, yani pardon, bir kitap okuyorsa, bu bir eğitim. Bu bir sanat üretimi olmuyor. Eğitmekten çok nasıl diyeyim? Estetiği göz alan kitaplarda sanat oluyor. Çok kıvırdım. İnşallah olmuştur. Bu arada şimdi konuşmamızdan yola çıkarak ben bir şey daha sormak istiyorum. Yazarların sosyal medyasına da çalıştığınızı söylediniz. Oradaki Evet. süreç başlıyor. Bayağı oturuyorum, stalkluyorum. Bunu nasıl anlamadım nasıl? Bakıyorum Yani neler paylaşmış diye. menajer gibi onun paylaşımlarını falan Hayır, biz yapmıyoruz. şey mi Hayır. yoksa mi? Hayır, biz paylaşmıyoruz. Bununla ilgili böyle bir sorumluluk yok. Hiçbir ajanın, edebiyat ajanının yok. Hiç dünyada da yok. Hayır, şunu demek istemiştim aslında. Birçok yazar artık sosyal medya hesapları var ve buradan paylaşımlar yapıyor. Paylaşımların bazen sadece kendi yazarlık serüvenlerini paylaşıyorlar. Bazen de dünya görüşlerini o sosyal medya hesaplarına yansıtıyorlar. O yazarı tanımanın kısa yollarından birisi de ya da yani en azından biraz daha tanımanın kısa yollarından birisi de sosyal medyada son işte 3 ay içerisinde neler paylaştığına bakmak. Epey bir işleri kolaylaştırıyor. Bu dünya yazarları için de böyle. Siz yani hepimiz okur olarak da böyle değil miyiz? Merak ettiğimiz bir yazarı artık hemen bakıyoruz ne yapmış, ne etmiş. Evet, şöyle bir kitle de var. Mesela benim kız kardeşim hiç yazarların hayatlarıyla ilgili bir şey bakmıyor sosyal medyada. O ne yapmış, ne etmiş. Kitabın içerisinde biyografi görmek istiyor. O sosyal medyayla okurluğunu birleştirmemiş nadir okurlardan birisi. Ama kardeşim gibilerin de sayısı epey az kaldı diye düşünüyorum. Mutlaka bakıyorlar sosyal medya hesaplarına. Bu iyi bir şey mi? Bilmem, yani ben bununla ilgili karar verecek bir insan değilim. Bazısı seviyor, yapıyor. Bazısı sevmiyor, yapmıyor. Ama edebiyat ajanı bunun gözünü, yani bu, eğer bir yazar bunu yapıyorsa, hele temsil ettiği bir yazar bunu yapıyorsa mutlaka orada olup biteni görebiliyor olması gerekiyor, görmesi gerekiyor. Çünkü sosyal medya bizim artık hayatımızın bir parçası, bunu yokmuş gibi davranamayız. Hele edebiyat ajanı kesinlikle davranamaz. Bir de ben ayrıca bir soru da sormak Tabii. istiyorum yine. Şimdi çocuk yazın olarak biz her sayımızda bir konuya eğilmeye çalışıyoruz. İşte biraz sizin ajanlıkla yaptığınız okuma şeyini biz de çocuk edebiyatlarında konuyu daraltıp bakmaya çalışıyoruz. Çünkü alan çok geniş. Daralttıkça daha farklı yayın evlerine ve daha farklı biçimlere ulaşabilme imkanımız oluyor. Şimdi siz böyle çok büyük bir dünya pazarından, sektöründen ve portföyden bahsetmişken ben biraz fırsatçılık Tamam. yapacağım, yayıncılık. Son konumuz çizgi roman ve mangalar. Hiç bilmediğim alan. Aa, kaldı. Bunu pas geçebilir miyim hocam? Bunu Gardelen Genç'e bağlanmak Hani istiyorum. acaba gözlemleriniz var mı diye Soru sormak sorma istedim. hakkımı kullanmak O istiyorum. konuda tabii ki. Bilmiyorum. Yani bu konuyla ilgili gerçekten çok az şey biliyorum. Bu konuyla ilgili kalem ajansı Gardelen Genç biliyor, okuyor. O onun ilgi alanlarından birisi. Çok da güzel kitaplar temsil ediyor. Bu yüzden seyirci hakkımı kullanıyorum. Yok, ben sadece hani gözlemleriniz açısından soracaktım. Gözlemlerim. Bir kitle var. Bir manga ve bir çizgi kitlesi var. Ve o kitle, nedense ben mesleğe başladım 20 yıl oluyor neredeyse. 5.000'di daha öncesinde. Hala 5.000. Ve öyle devam ediyor. Bunun istisnai olarak, yani daha ötesine geçebilen kitaplar çok azdır. Yayıncılarımız varsa, Nermin biz daha fazla sattık diyorlarsa, hani 5.500'dür. O kadar iddialıyım yani 5.000'in ötesine geçmediğinle ilgili. Ama çok istisnai bir şekilde bu 5.000 kitle var. Bunlar çok sadık okurlar. Kitap alıcıları, yani manga ve çizgi roman sadık okurları. İyi
çizgi romanlarda, iyi mangalarda okurunu bu okura ulaşıyor. Gönül ister ki bunlar daha fazla olsun. Neden bunu gönlüm daha çok istiyor? Yani ben o kitleden birisi değilim ama olması gerektiğini düşünüyorum. Nedeni şu, çok kitap okumaya alışmamış. Yani bu kitap okuma kası gelişmemiş, alışkanlığı gelişmemiş. Her neyse, hayatında kitabı katmamış olan ama bir şekilde de kendisini geliştirmek isteyen, çizgiyle, metinle yakın hisseden özellikle gençler var. Bunlar 15 yaş üstündekileri kastediyorum. Onlar için uygun kitaplar üretildiğinde biz böyle yavaş yavaş onları daha fazla metin okumaya çekebiliriz. Onların ilgisini farklı kitaplara yönetebiliriz diyorum. Bu benim gizli planım. Bu olması gerekmiyor elbette. Sadece onlar çizgi roman okuyarak devam edebilirler okuma serüvenlerine. Maksat orada kitapla onların birleştirmesi, düşünmeleri ve bununla ilgili kendilerine bir şey katabilmeleri. Yani estetik olarak, duygu olarak, bakış açısı olarak ya da sadece iyi bir vakit geçirme, bir kültürel birikim oluşturmak için. Yani çok da pas kesmenize gerek yokmuş. Bu kısmı benim için yeterliydi. Ama bir tane sor, sen ne zaman okudun? Bir bu yıl hiç okumadım mesela. İşte kaldım hocam sınıfta. Yani şimdi ben edebiyat sosyolojisiyle ilgilendiğim için sizin bu görüşleriniz benim için ekstra anlamlı. Yani o Çok 5000 güzel. yazarından bahsetmiş olmanız, aslında okumadığınız ama şu şekilde okunduğunu söylemeniz, bunların hepsi benim için bir veri. O yüzden ayrıca Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Peki siz nasıl kurdunuz bu çocuk yazınını? Biz çocuk yazını nasıl kurduk? Biz de şöyle bir şey yaptık. Ben de aslında lisansım edebiyat, yüksek lisansım da edebiyat. Doktor öğrenciliğime Hangi döndüm. dönem edebiyat? Hangi şey? Hangi dönem? Yani Dönem olarak şey, modern edebiyat, edebiyat. modernist edebiyat çalışıyordum. İşte çalışmalarımda daha çok edebiyat sosyolojisi ve alımlama estetiği üzerineydi. Yani bu metinler nasıl yorumlanıyor, nasıl alınıyor, aktarılıyor. Bir de dönemsel estetik beğeniler ve işte edebi aygıtlar, dağıtıcı aygıtlar, yayın evleri falan. Hani bunların sektörel ilişkileri nasıl etki ediyor, nasıl dağıtıyor falan diye bakıyordum. Sonrasında işte aslında çok şey bir hareketle kendi çocuğum olduktan sonra onun estetik beğenisini de aslında benim seçimlerimi şekillendirdiğini fark ettim. Çünkü ilk fuara gittiğimizde daha önce ben ona hangi kitapları okuduysam o tip kitapların olduğu standlara yöneldi. Yani sonuçta Evet. onun bir yok, daha okulla tanışmamış, şey yapmamış. Bu benim için ekstra bir ilgi alanı oluşturdu. Sonra da bizim şimdi çocuk edebiyatına yetişkin teorileri ve işte yetişkin edebiyatı gibi bakmadığımızı fark ettim. Ve bu metinleri okudukça aslında orada gayet işte sınıfsallığı da konuşabileceğimiz, işte ekofeminist eleştiriyi de konuşabileceğimiz, bahsettiğiniz işte çevresel sorunları da konuşabileceğimiz, insan ötesi varlıkları da konuşabileceğimiz bir alan olduğunu gördüm. Bu beni çok heyecanlandırdı. Dedi ki bu metinlere bayağı estetik metin gibi, tez gibi yaklaşalım. İlerleyelim. 12 Evet, güzel kurdum. olmuş. Güzel Sonra olmuş. şey aslında çocuk edebiyatıyla ilgilenmeyenleri biraz buraya çekmeye çalışıyoruz. Öyle söyleyelim. Güzel olmuş. işliyor. Sizi de o yüzden ekstra istedik yani. Peki, sizin oradan kalem ajansı nasıl gözüküyor? Bir sektör aygıtı olarak. Biz kalem ajansı, şimdi son sorumda birazcık kalem eve doğru Ha, kayacaktım. tamam. Ayrı bir Ben şu anda soru olarak soracağım. kalsın. Ama bu sefer benim hiç beklemediğim yerlerden soru geliyor. Evet, kalem ajansı oradan nasıl gözüküyor? Ajansı ben İTEF üzerinden tanımıştım aslında şey olarak. Sonrasında çocuk edebiyatındaki temsilcilikleri üzerinden kesiştiğini gördüm bir noktalarda. Ve bu edebiyat ajanlığı tanımlamanız benim çok dikkatimi çekti. İşte özellikle o edebiyat sosyolojisi bağlamında çok benim için iştah kabartan bir alandı. Güzelmiş. Peki. Özellikle yani tecrübelerinizi ayrıca da dinlemek isterim. Mesela ben yüksek lisans tezimde Sabahattin Ali metinlerini çalıştım. Kürk Mantolu Madonna'nın alımlanış sürecini, ajanslara aktarılışını, yurt dışına nasıl çevrildiğini falan. Bunların hepsi o sosyoloji kapsamına giriyordu.
Çocuk edebiyatı metinlerinin de sanki son yıllarda ajansla temsillerinin artmasıyla da bir nitelik ve kalite kazandığını gözlemliyorum. Geçen hatta şimdi isim vermek doğru olur mu bilmiyorum, ne kadar etik değil ama Nedir? yayıncılık olayı olarak mesela çevreyle ilgili bir kitabı tanıttınız yine. Evet, Bu Meryem Hanım'ın önemli hani gelişmeler kitabı. bence. Evet, çok güzel. O mesela çok başarılı, çok hızlı gelişen, çok güzel, mutlu olduğumuz bir kitaptı Evet. Ay Kızımız. Yani ben çocuk edebiyatında artık kendi estetik kodlarının, bir dilinin, bir kamuoyunun, yerli piyasasının ve bunun şeyin oluştuğunu gözlemliyorum. Kalem Ajansı'nda burayla kesiştiğini gördüğüm için aslında sordum. Güzelmiş. Siz de o yüzden Güzelmiş. Çok güzelmiş. Evet, kalem eve gelelim. Şu an kalem evdeyim. Ama şu an burada hava çok kötü. Yani kar geldi. Bir köyde olduğumuz için tabii internet sorunları oluyor. Bu noktada internetin en iyi çektiği nokta. O yüzden böyle başımla çok estetik bir görüntüm olmadı, kusura bakmayın. Özensiz değilim, sadece işlevsel olmaya çalışıyorum. Burası Kalemev, Yalova'nın Gacık köyünde bir ev. 3 yatak odası olan bir köy evi. Burasını biz yine gizli bir planla Türkiye'de üretilen kitapların dünyaya daha fazla nasıl tanıtabiliriz, Türkiye'yi daha fazla nasıl tanıtabiliriz gizli planıyla yaptık. Yapmaya, yani daha doğrusu süreç devam ediyor hala. Bugün şu anda karşımda mutfak tezgahlarının raflarını yaptık hatta. Hatta göstereyim mi? Bak, gerçekten gösterdim. Evet, şuradaki raflar var ya, şuradakileri. Bir dakika. O, şuradakileri taktık bugün mesela. Çok çok önemli bir işti bugün bu. Edebiyatımız için raf taktık. İnşaat devam ediyor. Ne olacak? Şimdi biraz işler bittikten sonrasında, bu inşaat işleri bittikten sonrasında yurt dışındaki yazarların ve en önemlisi miyim? Oldukça önemli. Yazarlar kadar en azından önemli. Türkçeden diğer dilleri çeviri yapan çevirmenlerin gelip burada konaklayacakları bir ortam yaratmak istiyoruz ve onlar için fon yaratmak istiyoruz. Bu sadece ev var, anahtar verdim bir süreci değil bu. İlgilenenler yurt dışındaki yazar çevirmen evlerinin web sitelerine bakıp nasıl çalıştığını değerlendirebilirler. Biz öyle olmak istiyoruz. Sadece İşte bu evdir, bu anahtardır, bu da yataktırın ötesinde o yazarı ekonomik olarak da destekleyecek, onun kariyerinde yardımcı olacak çalışmalar yapmak istiyoruz. Diyelim ki işte bir, evet, gönül ister ki hep bestseller olan yazarlar gelsin, çok satan yazarlar gelsin ama ben İTEP'te de öyle bakmadık. Biz dünyanın 10 yıl sonrasında Booker'ın alacak, Nobel'in alacak olan yazarları keşfetmeye, onlara ulaşmaya çalışmakla başladık yola. Bunun da çok çok akıllıca bir yol olduğunu farkındayım. Olga Tokarçuk İTEP'in ilk yazarlarından birisidir. Hem Booker aldı hem Nobel aldı. Böylece İTEP'in Nobel'li bir yazarı olmuş oldu diye düşünüyorum. Biz o geleceğin Olga Tokarçuklarını burada ağırlayacağız. Farklı ülkelerden olması için uğraşacağız. Sadece İngilizce, Almanca, Fransızca yazan yazarlar değil. Aynı Türkiye nasıl bu üç ana yayıncılık pazarının dışında bir dilse, biz de o dillerin haricindeki ülkeleri de aynı eşitlikte olmaya çalışacağız. Onlar buraya geldiklerinde ne yapacaklar? 2 ay boyunca canları ne istiyorlarsa yapsın. Yazı yazmak istiyorlarsa yazsınlar, düşünmek istiyorlarsa düşünsünler. Limon ve kiraz var, kedilerle oynamak istiyorlarsa kedilerle oynasınlar. Bazen özellikle kadın yazarlar için bunu düşünüyorum. Neden böyle? Hepimiz nedenlerini çok iyi biliyoruz. Ev işleri, çocuk işleri ve aynı zamanda kariyer planları ve aynı zamanda yazın derken ara vermeye çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum kadın yazarların. Hiçbir şey yapmayacakları, hiçbir sorumluluk beklemeyecek, onlardan beklenilmeyen araları yaratmak için burası çok uygun bir yer olduğunu düşünüyorum. Evet, biz inşaatı bitiriyoruz artık, bu uzun bir süre oldu, 4 aydır uğraşıyoruz. Ama bundan sonrasında da fon aramaya başlayacağız. Dediğim gibi bu gelecek olan yazarların uçak parasından tutup onlara ödenecek olan kaşelere kadar ya da işte desteklere kadar, fonlara kadar
paralar bulup burada onları ağırlayacağız. Yalova güzel oldu. Yalova neden Yalova diye soranlar olacaktır. Burası İstanbul'a yakın. Çünkü ne olursa olsun Türkiye denilince akla gelen ilk yer İstanbul. İstanbul'a da gidebilirler buradan. Hatta toplu ulaşımla gidebilirler. Farklı bir desteğe ihtiyaç olmadan. Havaalanına çok yakın. Sadece yarım saat burası Sabiha Gökçen'e. İstanbul'da oturan birçok bizi izleyenin evinden daha yakındır Sabiha Gökçen'e burası. Çok güzel bir il. Yalova çok yeşil, çok doğayla iç içe. Ne bileyim doğalgaz var falan. Öyle nedenler var işte. Çok gerçekçi nedenleri var. Ve yazarların, çevirmenlerin, bu arada sadece yazar ve çevirmen değil, tam olarak anlatmak istiyorum. Yayıncılık sektöründe o zincirin içerisinde olan herkese açık bir yer olacak burası. Sizin gibi akademik çalışma yapan, siz değil ama sizin Bulgaristan'daki versiyonunuz buraya gelip burada işte Türk Edebiyatı'nın Bulgaristan'daki iz dönüşümüyle ilgili çalışma yapmak istiyorsa buraya gelip burada çalışabilecek. Ya da bir festival yöneticisi Estonya'dan gelip burada kalıp sadece okumalarını yapabilecek. Ya da Türkçeden Çince'ye çeviri yapıyorum diyen bir çevirmen gelip burada Çince çalışabilecek. Olacakmış. Evet, böyle. Okurlar bilmiyorum. Okurlara da inşallah zaman kalacak. Çünkü kardeşim abla okurlara da yarar demişti. Okurlar da gelebilir ama bununla ilgili henüz çalışmaya başladık. Burası etkinlik mekanı olarak kullanılmayacak. Yani biz burada etkinlik yapalım ve buradan para kazanalım diye mekan açmadık. Burası bir atölye değil. Ama bununla ilgili de çalışma yapmak istiyoruz. Yani çevirmenlerin, farklı dilden çeviri yapan çevirmenleri buluşturmak ya da özel bir dil edebiyatı ile ilgili kendini geliştirmek isteyen okurlara ulaşmak. Mesela bunu düşünmüştük, bu yıl yapamadık ama gelecek yıl yapmak istiyorum. Fars edebiyatıyla ilgilenen birçok insan olabilir ya da hiç bu konuda bilmiyorum ve öğrenmek istiyorum diyen insan olabilir. Eğer biz burada bir Farsça çevirmeni ağırlıyorsak, o Farsça çevirmenle o ilgilenen insanları buluşturacak etkinlik yapmak bizim sorumluluklarımızdan birisi olması gerekiyor. Ya da burada bir Yunan yazar varsa Yunan yazarla Yunan çağdaş Yunan edebiyatını konuşmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışacağız. Daha çok yolun başındayız. Ama herkesin fikirlerini bizimle paylaşmasını istiyoruz. Bu çünkü tek başına karar verecek olan bir karar değil. Yani evet, fayansların rengine ben karar verdim ama buraya hangi yazarların gelip nasıl etkinlik yapacağını bence çok insanın karar vermesi gerekiyor. Evet, oradan buraya akış sağlayacağınız için farklı bir proje. Mesela hani Türkiye'de yerli yazarların çalışabilecekleri böyle alanların olduğu, yazı evlerinin açıldığı bazı yerler Var. var. Evet. Vardı şeyde birkaç Evet. yerde de var ama bu şekilde yok ve tamamen sektör odaklı bir ev de yok bence. Evet. Evet. Evet, o anlamda bir ilk olmuş olabiliriz ama bu çok bizi çok yani ilk olmakla ilgili bir heyecanımız yok. Daha fazlası olsun, daha büyüğü yapılsın, daha büyük bütçeli yerler yapılsın. Buna gücümüz yetmişti. Bu enerjimiz yetmişti. Eminim daha fazlası çıkacaktır. Onlara ilham olsun, onlara nasıl diyeyim? Daha iyilerini yapsınlar isterim. Olsun. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. İnşallah Güzel bir cumartesi akşamı oldu. inşallah çok da konu dışına Yok çıkmamışız. hocam çok çok iyiydi. Sadece bir soruda çuvalladım. Oradan bana 9.30'da 10 verirsiniz artık. Teşekkür değil de eskiden öyle pazarlık yapardım. Hala yapılırdı. Hala var mı öyle teşekkür takdir alacağım hocam bana yarım puan verir misiniz? Yeni öğrenciler vardı. Artık sanırım salgın zamanında öyle şeyler kalmadı. Ben bir yandan yorumları da açayım. Belki katılımcılardan da size soru Tabii. sormak ya da selam iletmek isteyenler olabilir. Bu arada katılımcılar eğer istiyorsanız Nermin Hanım'a soru sorabilirsiniz. Evet. Kimse soru sormuyormuş. Şunu sorabilirsiniz. Kalem eve gelebilir miyiz? Evet, kesinlikle gelebilirsiniz. Hemen gelin. Şimdi vaktinizin büyük bir bölümünü orada geçiriyorsunuz herhalde artık.
Evet, daha çok burada işler hala bitmediğinden dolayı buraya geliyoruz ve yapıyoruz. Burası güzel, huzurlu bir yer. Sakin. İnternet de çok kötü çektiği için daha çok kitap okuyabiliyorum. Bugün mesela ne kadar çok kitap okudum. Bölünmeden kitap okuyabildim. Evet, bu büyük bir mutluluk. Yani bunu İstanbul'da koştururken bazen yapamıyorum. Ofiste e-maillere boğuşup. Ama burada bunu yapabiliyorum. Evet, hiç gelmedi galiba. Teşekkürler geliyor yeterince. Çok teşekkürler. O zaman Pandemi sonrası ile ilgili öngörüleriniz var mı? Belki onlar üzerine de konuşabiliriz kapatırken. yayıncılık sektöründeki pandemi. Evet. Bu o kadar büyük bir uzun bir süreç oldu ki, yani 2 yıldan beri bunu yaşıyoruz. Şunu yüksek lisans yaparken şunu fark etmiştim. Türkiye'de ne zaman bir sorun olduğunda, işte Türkiye'nin ateşi çıktığı diyorum ben ona. Ateşi çıktığında yayıncılık sektöründe her zaman bir ilerleme olmuştur. Darbelerde, ekonomik krizlerde, komşularımızla sorun yaşadığımız zamanlarda. Çünkü kitap üretimi ve tüketimi en ucuz maliyet gerektiren bir şey. Yani diğer sanat dallarına baktığımız zaman. Ama bu o kadar uzun sürdü ki bunun böyle bir, yani 2020 nispeten yayıncılığın etkilenmediği bir yıl oldu. Ama 2021'de çok etkilendik. Artçıları da farklı artçılarla birleşerek sektörü çok zorluyor. Önümüzdeki yıl ne olacak? Şöyle olacak. Belki de farklı bir yayıncılık dinamiği oluşacak. Daha az baskı sayısı, yani yayıncılarımız bunu görüyorum aslında, ikisini de yapanlar var. Sevdikleri kitapları mutlaka basıp ama az sayıda basan kitaplar var. Yayıncılar var, pardon. Ya da çok sevdikleri kitapları daha büyük sayıda basıyorlar. Güvenmedikleri, satışına güvenmedikleri kitapları da basmıyorlar. Sevdikleri halde satamayacağını güvendikleri, toparlıyorum. Şöyle iki tür yol görüyorum yayıncıların izledikleri. Çok sevdiği kitaplar var ama satmayacak. O zaman bunu öteliyor, önümüzdeki yıla bırakıyor. Güvendiği, satışına güvendiği kitabı daha fazla adette basıyor. Normalde 1.000 adet basacakken onu 5.000'le giriyor. Ya da ben bütün kitaplarımı basmak istiyorum diyor. Ama küçük küçük adetlerde girerek hepsini basıyor. Ben olsam ne yapardım, yayıncı olsaydım? Ben birinci yoldan giderdim. Çok satacak olduğunu düşündüğü kitaplara yatırım yapıp onları daha büyük sayılarda girmeyi, ben bunu yapardım. Biraz size şey gibi gelebilir, kapitalist bir bakış gibi gelebilir. Ama şöyle, kitap eskimez. Yani eskimiş denir, bilmem nedir, ama eskimez. Hiçbir kitap eskimez. İstediğiniz zaman onu tekrar ateşini yakıp ısıtabilirsiniz ve yemek olarak yiyebilirsiniz o kitabı. Eskimez kitaplar. O zaman bizim şu anda sektörümüzü, yani çalışanlarımızı, ekipleri, bu zincirden beslenen o kadar çok insan var ki, sadece yeni evinde çalışanları düşünmemek lazım. Bunun dağıtımcısı var, dağıtımcıda çalışan şoför var, şoförün ailesi var. Buradan epey bir insan, yani herhalde 80 bin, 100 bin kişi buradan besleniyor. Bu beslenmek için de para kazanması gerekiyor sektörün. Ve birincil olan, karar verici olan kişi de yayın evindeki editör. Editör hangi kitabın kaç adet basacağına ve hangi kitabın basacağına karar veriyor. Ajan değil ya da işte farklı bir birimdeki değil. Onların sorumlulukları da para kazanmak şu anda. Bu kriz döneminde para kazanmak ve bu sektörü en az hasarla bir sonraki yıla taşımak. Yurt dışı gözlemleriniz de böyle mi? Yurt Evet. dışı mı? Yani benim bu önerdiğim şekilde çalışıyor onlar da. Hı. Yani küçük küçük baskı adetleriyle her kitabı basalım değil, çok güvendiğimizi çok büyük sayıyla basalım şeklinde ilerliyorlar. Bunu yapmak yayıncılarımıza farklı bir şey daha öğretecektir. Bunu öğrenmiş olan ve yapan yayıncılarımız var ama henüz o kadar gelişmemiş olanlar da var. Güvendikleri kitabı en fazla kişiye, daha yani daha fazla kişiye nasıl ulaştırabilirim diye farklı yollar deneyecekler. Bu ne demek? Sosyal medyayı daha aktif kullanacaklar.
reklamını daha fazla yapacaklar. Var olan okur kitlesine kitap satmak değil, okur kitlesini genişleterek satabileceği insanların sayısını arttırmaya çalışacaklar. Bence yayın evlerinin de, yani editörün ötesinde yayın evi yöneticilerin de ana görevi bu. Yani onlar var olan işte bir has edebiyat okuru Türkiye'de 5.000 kişidir. Yani o 5.000 kişiye ulaşırsınız, satarsınız o kitabı. Ama bizim pardon, yayın evinin yöneticisinin ana sorumluluğu o 5.000 kişinin ötesine ben nasıl geçebilirim? Bu edebiyat kitabını ya da işte bu iyi kitap dediğim, benim güvendiğim kitabı onun ötesine nasıl ulaştırabilirim? Okur yaratabilirim diye düşünmesi, bununla ilgili çalışması gerekiyor. Benim yöneticimden beklediğim bu. Bayağı şeymiş. Şeyma Göksay sormuş, yurt dışına sunulma süreci nasıl gelişiyor? Belli başlı dinamikler. Aslında biraz Biraz yanıtladık. anlatmıştık az önce. Kataloğu koyuyoruz. Fuarlara gidiyoruz. Yayıncılara gösteriyoruz. Yayıncıların keyfine göre değişiyor. Yani mesela bir kitap anlatmıştım yıllar öncesinde. Hala hatırlarım. Çok saçma gelmişti. Ana kahraman, romandaki ana kahraman piyano çalıyordu. Ben de öyle demiştim işte, bu piyanist böyle. Bana böyle sanki şey görmüş gibi, canavar görmüş gibi. Hayır, piyano çalanlar bizim ülkemizde olmaz. Dedim ki, bir de Rusya'ydı. Dedim ki, nasıl bir mantıktır piyano çalan dinlerken de olmaz diye. Bilmiyorum artık kadının geçmişinde piyano çalanla ilgili bir hikaye mi var, bilmem ne var. Ama böyle hayır, kesinlikle olmaz. İşte bizim ajan olarak da görevimiz, ha öyle ne kadar ilginçmiş deyip öteki sayfayı çevirmek. Evet, yorumları kapattım galiba. Bitiriyor muyuz? Evet, yavaş yavaş. Şey, bir katılımcımız da şey sormuş. Hiç kitabı basılmamış yazarlar gelebilir mi kaleme ve diye sormuşlar. Hayır. Galiba gelemezler. Ama zaten Türkiye'den yazar ağırlamayacağımızdan dolayı bu soru çok olmadı. Biz yurt dışındaki yazarlara ulaşmaya çalışacağız. Ama ilk hiç çevirisi olmayan çevirmenler gelir mi? Evet, gelir. Çünkü çevirmenlerin olması için onların deneyim kazanmaları gerekir. Birinci kitabından da çevirmen olur mu? Olur. Ama derdimiz Türkiye'deki yazarlara ulaşmak değil, yurt dışındaki yazarlara ulaşmak. Evet. Ben sizi inşallah çok yormamışımdır cumartesi Hayır. akşam. Bizi Teşekkür ederim. ayırdınız. İlginiz için teşekkür ederim. Bu akşam bizimle olanlar için çok teşekkür ederim. Kafasında sorusu olanlar için her zaman bana ulaşabilirler. Çok hızlı cevap veririm genelde, bir sorun olmadığı sürece. Edebiyat ajanıyız. Okurun da sorularını cevaplandırmamız gerekiyor. Özel, en azından ben öyle yapıyorum. Her ajanın bunu yapmadığını biliyorum. Ama ben her soruyla beslenen biriyim. O soru bana sorulduğunda biliyorsam ne mutlu, bilmiyorsam onunla ilgili düşünüp çalışıyorum. Bu da benim hoşuma giden bir şey. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Edebiyatla kalın. Hoşça kalın. Kalın. Ben de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli ve kendi adıma çok şey öğrendiğim bir akşam oldu. Hem sektöre dair, hem ajanlığa dair, hem süreçlere dair. İnşallah pandemi sonrasında yüz yüze de görüşmeyi Evet, kalem eve olur. bekliyorum kahve içmeye. Hoşça kalın. İyi akşamlar.